Maraş Manşet Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Kahramanmaraşlı şehit jandarma uzman çavuş Hakan Duygal'ın eşi Sibel Duygal, Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisini imzalayanlar hakkında verdiği hak ihlali kararına, bayrağımızın altında yaşayan ve teröre destek veren herkes bizim gözümüzde katildir sözleriyle tepki gösterdi. Elbistan ilçesinde bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Zanlı gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 12 Şubat ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki adam otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Elbistan ilçesindeki Şar Dağı'nda başlayan kuru ot yangınını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen biri çocuk 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. 112 acil sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaptığı birbirinden önemli çalışmalarla Kahramanmaraş'ın kültürü ve geleneksel el sanatlarını geleceğe taşıyan Olgunlaşma Enstitüsü, yıl boyunca yaptığı Esma Günleri ve Şifalı Gömlekler isimli projelerinde ortaya çıkan eserleri sergiledi. Elbistan ilçesinde jandarmanın yaptığı yol uygulamasında kaçak olarak avladıkları balıklar ve av malzemeleriyle birlikte yakalanan iki kişiye 1000 lira idari para cezası kesildi. Elbistan ilçesine bağlı Kara Elbistan mahallesinde banka aracına çarpan otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı. Afşin Belediyesi 10 kökle başladığı lavanta üretiminde binlerce kök üretmeyi başardı. Lavanta hasat zamanında etkinlik düzenleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin'i lavantalarıyla tanınan bir ilçe haline getirmek istediğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş'ta bugün hava güneşli, günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı 36, en düşük hava sıcaklığı 18 derece. Doğru, tarafsız, ilkeli haberciliğin adresi Manşet Gazetesi iOS ve Android uygulamalarıyla artık akıllı telefon ve tabletlerinizde. Günün manşeti, öne çıkan gelişmeler, son dakika haberler, haber videoları, köşe yazarları, ulusal gazete manşetleri ve habere dair her şey Maraş Manşet iOS ve Android uygulamalarında. Ayrıca Radyo Fresh'i de canlı dinleyebilirsiniz. Anlık bildirimleri açmayı unutmayın. Manşet, gerçek çok net.